Evet, adam şimdi de Adnan'la benim aramı bozmaya çalışıyor aklı sıra. Ben sana söyleyemezdim amca. Biliyorsun o adamı. Benim bekar evimi öğrenmiş, üstüne bir de aşağılık senaryolar yazıyor. O evi de Elif'ten öğrenmiştir kesin. Behlül Elif'i bıraktıktan sonra bir süre Amerika'ya gitmişti ya. Oradan erken dönmüş. Bize de söylememiş, gitmiş Riva'da bir ev tutmuş. Elif de Behlül'ün mail şifresini biliyormuş. Girmiş bütün yazışmaları öğrenmiş. O evi falan. Bunun seninle ne ilgisi var peki? Anlatıyorum işte. Gazetede Behlül'le benim hakkımda haber çıkınca... Bir de hani gördü ya bizi beraber. Aramızda bir şey olduğunu hissetmiş. Beni kızdırmak, ara bozmak için o evi söyledi. Başkalarıyla da oluyor diye. Ya ben yalnız kalıp kafa dinlemek istemiştim halbuki. Neyse, ben ayıp ettim biliyorum ama Elif doğru mu söylüyor diye o eve gittim. Biraz da kıskandım, ne yalan söyleyeyim. Kapıyı çaldım, Behlül açtı, yalnızdı. Bir şey olduğu yok işte. Behlül kızdı yalnız başına niye buralara geldin diye. Sen de kızarsın diye sana da söyleyemedim. Ehliyetimi yeni almıştım biliyorsun. Bunu söylüyor herhalde rezil. Senin de trafik cezan varmış. Kazadan sonra o eve giderken hız yüzünden ceza yemişsin. Gerizekalı. Yazıyor işte. Bihter kazadan beri araba kullanmıyor ki. Evet. Benden başka da kimse bilmiyor orayı zaten. Arkadaşları bile bilmiyor. Aşağılık, pislik. Bu adamın canını okuyacağım bu sefer. Kesin ağzını burnunu kıracağım. Onu ben de çok istiyorum ama bu adamı içeri attırmak lazım. Girsin, bir daha çıkamasın. Teşekkür ederim Firdevs. Çok hareketli bir geceydi. Ve senin olduğu için çok şahaneydi. Yarın Milano'yu iptal etmeye çalışacağım. Çok sevinirim. Ben de Viyana'yı organize edeyim hemen. Konuşuruz. İyi geceler. İyi geceler. Herkes yattı mı? Hayır, yukarıdalar. Nihal Hanımlar da geldi. Salonun kapısı kapalı, hararetli bir şeyler konuşuyorlar galiba. Hmm. Kim bilir bunun daha ne pislikleri, ne üçkağıtları vardır. Bulup gerçekten içeri attırmak lazım. Başka yuvaları da yıkmaya çalışmıştır diyorsun yani. Lütfen, bu konuyu kapatabilir miyiz artık? Dur da, her şey yeni başlıyor. Hayrola? Gizli bir oturum mu var? Hoş geldiniz. Gel anne, gel sen de öğren. Ne oldu? Bihter. Yarın öbür gün gazetelere de düşeriz, bakarsın bizden duysun. Allah korusun. Ne oldu? Lütfen. Herkese iyi geceler. İyi geceler tatlım. İyi geceler. İyi geceler. Ne olduğunu söyleyin, çatlayacağım ama. Hilmi Önal, Bihter'le Behlül'ün arasında bir ilişki olduğunu ima ediyor. Gerizekalı. Bu adama inanamıyorum. Nasıl ya? Behlül'le Bihter ha? Thank you.
Özür dilerim. Uyuduğunuzu düşünerek kapıyı çalmadım. Çok erken kalkmışsınız bugün. Uyuyamadım ki. Rahatsız mısınız? Hayır. Kafama bir şeyler takıldı. Ben havuç suyunuzu getireyim. Bihter Hanımlar kalktı mı? Hayır, ses yok yukarıda. Tamam. Sen beni oğlumdan ettin. Ben de senin canını yakacağım. Bitip tükendiğini görene kadar. Hadi güle güle. Rüyamda bütün gece Hilmi Önal'la uğraştım. Ben onunla öyle bir uğraşacağım ki. Yastık gibi dövdüm adamı. Ama hırsımı alamadım. Kendi sesime uyandım. Günaydın efendim. Günaydın. Nihal uyandı mı? Onlar çok erkenden koşmaya gittiler Behlül Bey'le. Saatler olsun. Sağ ol. Ay yavaş ne olur, ben senin kadar antrenmanlı değilim. Popon erecek diye mi korkuyorsun? Bak, hanımefendiden büyük değil mesela. Aşk olsun. Popon büyük mü benim? Behlül Bey, sabah sporu mu? Hadi. Düğün için form mu tutuyorsunuz? Ay hala çekiyor. Bıktırdı bunlar. Bihter'in söyledikleri aklıma geliyor da... Bu haber gazeteye düşerse felaket olur. Aa, açmayın o adamın lafını tam da unutmuşken ya. Tamam, affedersin. Siz Elif'leyken de böyle paparaziler peşinizden koşuyorlar mıydı? Hayır. Bu kadar ilgi alaka yoktu. O zaman biz daha önemli bir çıkış. Sen. Gel buraya, gel. Hala bir çocuksun sen, tamam mı? Hayır. He? Ne yapacağım ben seninle? Sev beni. Katya Hanım. Hanımefendi. Ah pardon. Kimle konuşuyor bu sabah sabah? Sen de fena taktın çocuğa. Sana ne canım? Kimle konuşursa konuşur. Aa. Günaydın. Günaydın. Ev pek sessiz. Kimse kalkmadı mı daha? Adnan Beyler kalkmadı henüz. Nihal Hanım'la Behlül Bey de koşuya çıktılar. Kahvaltıyı hazırlıyorum ben de. İyi. Benden şüphe ettin mi gerçekten? Bihter, lütfen yine başlamayalım.
Doğru söyle. Lütfen. Sabah sabah açmasak bu konuyu. O adam doğru mu söylüyor? Olabilir mi diye geçirdin mi hiç aklından? Bihter. Gerçekten merak ediyorum. En ufak bir tereddütün oldu mu? Saçmalama. Thank you.